Son zamanlarda Antalya'da fahiş fiyat artışları var kiralarda. Evet. Bunun nedeni olarak neyi görüyorsunuz? Genel olarak ben kendi de kiracıyım. Şu anda bu ay kira artışımız olacak. Herhalde çıkmamak için ev sahibinin ne derse onu yapmak zorundayız. Peki bu noktaya gelinmesinin nedeni nedir sizce? Kira artışları neyden kaynaklı bu noktalara geldi? Valla Ukrayna-Rusya savaşı mı desek artık geriye dönüş olmaz bunun. Onlar gitse bile bence geriye dönüş olmayacak. Türkiye herhalde ucuz mu diyorlar artık. Herkes buraya geliyor. Antalya en tercih edilen yer oldu. Bence o yani. Başka havasının güzel olması. Peki Ukrayna-Rusya savaşı olmasaydı, yani buraya biz göç almasaydık yine aynı tabloyu yaşar mıydık sizce? Artışlar yine gündeme gelir miydi? Bu kadar olmazdı ama artık bundan sonra geri dönüş olmaz diye düşünüyorum. Gitseler dahi olmaz. Çünkü öyle görünüyor yani. Yani şu anda ev sahiplerinin insafına kalmış durumda. Aynen öyle. Yani zaten burada oturuyorum ben, şu Gürsu'da. Yani herkes gitti. Hep Ruslar kaldı. Evet. Yani zor yani. Türk insanlar için çok zor oldu. Oldu. Teşekkür ederiz. Antalya'da son zamanlarda yüksek fiyat artışları var. Bunu neye bağlıyorsunuz öncelikle? Valla birincisi tabii bu Antalya'ya gelen yabancı akını. Yabancıların hem göçmen olarak gelmesi hem de konut satışlarının burada çok yoğun olması. İkincisi de emlakçıların, emlak komisyoncuları bunu bilerek artırıyorlar. Bana kalırsa öyle düşünüyorum ben. Tabii burada pandemi dönemi bahane ediliyor ama onun hiçbir şeysi yok. Bu tamamen yapay bir artış. Mesela ben Konyaaltı Uncalı'da oturuyorum. 3 sene önce 600 bin liraya satılan şey şimdi 7 milyon lira deniyor. Yani bunun hiçbir şeysi yok daire. Yani aynı, hiç içi de aynı, yapı olarak da aynı, bir değişiklik yok. Ne değişti de 7 milyon oluyor. Siz ev sahibiniz. Ev sahibiyim ben. Şimdi burada ev sahibi olmayan ve işte çalışan, asgari ücretle çalışan veya memur olan, işçi olan insanları düşündüğümüz zaman mümkün değil burada bizim o semtte oturması. Şu anda kiralar 15 bin liradan aşağı değil. Uncalı civarında. Yani herhalde 20 bin civarında, o civarda eşyalı olarak farklı tabii de. Buna bağlıyorum ben yani. Bir de şöyle bir durum var, hani gelmemiş olsalardı, yurt dışından buraya bir göç yaşamamış olsaydı, hani yine bu fiyatların yükselmesi bu denli olur muydu? Yani olsa da bu kadar olmazdı. Tabii o tetikliyor bana kalırsa. Kesinlikle olacaktı. Biraz önce dediğim gibi emlak komisyoncuları da bu işi artırıyor. Çünkü onların da şeysi var. Rakamlar var. %25. Yani işte bu hükümetin açıkladığı rakamlar eğer hükümet tarafından kontrol altında tutulabilseydi bu kadar olmaz. Tabii şimdi emlak komisyoncuları veya şimdi Türkiye'de şöyle bir sıkıntı, özellikle Antalya'da bugün baksanız işte 50-100 dairesi olanlar var. Yani tabii ki adam bunu bir şekilde eski işte 2-3 bin liraya oturan kiracısını zorlayarak çıkarıyor. Ama tehditle, ama yasal yollarla 15-20 bin liraya veriyor. Ya belki haklı, belki haksız. Bana kalırsa haksız. Ama bunu devlet kontrol etmesi lazım. Bunu piyasa kontrol etmez. Piyasa şöyle kontrol ediyor. İşte bundan rant sağlayanlar kontrol eder. Rantı kim sağlar? Daire sahipleriyle komisyoncular sağlar. Böyle düşünüyorum ben yani. Teşekkür ederim. Antalya'da son dönemlerde kiralarda fahiş bir artış yaşanıyor. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Valla dışarıdan gelen Ruslarla Ukraynalılardan kaynaklanıyor. Yani alt tabakadaki vatandaşlara günah. Kirada oturanlara Allah sabır versin. Geçim derdi zaten bir sıkıntı. Asgari ücretle yaşıyorlar, o bir sıkıntı. Artı bunun üzerine gelen kira artışları. Ortalığı allak bullak gitti. Vallahi herkes muzdarip yani. Gerçi ben kiracı değilim ama kirada olanlara Allah sabır versin. Yani peki bu göçün haricinde başka etkenler var mıdır sizce? Artışlara neden olur? Artışlara vallahi nüfus yok. Yok, nüfusun da bir daha şey artışlı var yani.
Antalya'nın nüfusu ben geldiğimde 250 bindi. Şu anda 3 milyon oldu. Yani bizim çocukluğumuzdaki Antalya değil yani şimdi dışarıdan gelen göç de alıyor. O yüzden de yapılan inşaatlardaki daireler de yetmiyor. O yüzden artışlar yüksek yani. Peki şu anda farklı semtlerde de olsa Eder'in üzerinde fiyatlar var kiralarda. Ya o da şimdi bunların çözümü için neler yapılması gerekiyor? Valla bilhassa ev sahiplerine çok iş düşüyor bu konuda. Yani mümkün olduğu kadar kiralarını alabiliyorlarsa kiracıların kira şeylerini arttırmasınlar. Peki sadece ev sahiplerinin inisiyatifine bırakırsak ya orada biraz vicdan ön plana çıkmaz mı? Çıkar ama yani yapacak bir şey yok. Yani bir de şey artışı var, nüfus artışı var. Nüfus artışının dolayı siyasi yönetimlerin bu konuda neler yapması gerekiyor? Siyasi valla o konuda bir şey yorum yapmayayım ben. Siyasette pek fazla ilgim yok yani. Denetlenmesi gerekmiyor mu sizce? Tabii mutlaka denetlenmesi gerekiyor ama yani şimdi devlet de nereye kadar yetsin?